Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Hüseyin Karademir. Bugünkü videomuzun konusu hem ülkemizde hem de dünya gündeminde uzunca bir süredir yer tutan koronavirüsü. Bugünkü videomuzda bir biyokimyager olarak koronavirüsünün ne olduğu hakkında konuşacağım ve kısaca bu virüsten korunmak için bazı tüyolar vereceğim. Yani bugünkü videomuz aslında hem gündem özel hem de sağlık tavsiyeleri videosu olacak. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bilindiği üzere uzunca bir süredir Çin'de yaygınlaşmaya başlayan koronavirüsü dünya çapında büyük bir panik yarattı. Peki bu panik gerekli mi? Evet, gerekli. İşin bu kısmında bir tehlike söz konusu. Evet. Özellikle Çin ve salgının bulaştığı diğer ülkeler için oldukça büyük bir tehlike söz konusu. Çünkü bu virüs için henüz bir aşı geliştirilebilmiş değil. Fakat özellikle ülkemizde daha bu salgın ulaşmadığı için alınacak bazı tedbirlerle bu tehlikelerden korunmak mümkündür. Bugün biraz bunlar hakkında konuşacağız. Tabii işe önce doğru bir tanımlama yapmakla başlayacağız. İki önemli tanımlama yapacağız. Birincisi virüs nedir? Ve ikincisi koronavirüsü nedir? Virüs arkadaşlar zannedildiği gibi canlı bir organizma değildir. Yani canlı bir vücuda girmediği sürece aslında ölüdür o. Hiçbir yaşamsal faaliyet göstermez. Bütün faaliyetlerini yaşayabileceği bir vücuda, bir organizmaya girdiği zaman başlatır. Bu yüzden mikrop öldürücü işte sirkelerle falan bunu öldürmek, bunun önüne geçmek tek başına yeterli değildir. Ya da antibiyotik alarak bundan korunmanız çok da mümkün değildir. Çünkü antibiyotik bakteri gibi canlı olan mikroplara karşı etkilidir. Fakat virüs hücreye girdiği zaman canlılık faaliyetlerini göstermeye başlar. Bu konuda virüslerin en büyük özelliği dediğim gibi vücut dışında canlı olmamaları. Yani cansız bir şekilde taşınıyorlar ve konaklayacakları hücreye geldikleri zaman yaşam faaliyetlerini göstermeye başlıyorlar. Bir nevi uyku dönemi gibi tarif edebilirim. Peki koronavirüsü nedir? Aslında koronavirüsü yeni bir virüs türü değil. Yani aslında çok uzunca bir zamandır dünya üzerinde var olan ve hepimizin aslında hayatında en azından bir kere karşılaşmış olacağı bir virüstür. Çünkü koronavirüsü özellikle kedilerde oldukça yaygındır ve insanlara da bulaşabilir, fakat grip gibi, nezle gibi işte öksürük, hapşurma ya da benzeri semptomlarla kendisini gösterir ve bağışıklığı güçlü tuttuğunuz sürece fazla da etki bırakmadan vücudunuz kendisini buna karşı savunur ve etkisi orada biter. Fakat yeni yayılmaya başlayan koronavirüsü bu bizim tanıdığımız virüsün mutasyon geçirmiş halidir. Yani bazı değişikliklere uğradı bu virüs ve artık daha ölümcül bir hale geldi. Yani normalde koronavirüsü ölümcül bir virüs değildir. Fakat yaygınlaşmaya başlayan, salgın halini almaya başlayan, mutasyona uğramış bu yeni türü ne yazık ki ölümcül olabiliyor. Fakat yine de bir avantajımız var. Çünkü zaten bunun mutasyona uğramamış haline birçoğumuz aşinayız. Yani vücudumuz bunun mutasyon geçirmemiş haline karşı kendisini korumak için bazı önlemler geliştirmiş. Fakat işte vücudumuza bu virüs geldiğinde kendisini buna göre güncellemesi gerekiyor. İşte bizim yapabileceğimiz şeyler burada başlıyor. 1. Koronavirüsü de diğer virüsler gibi güneş ışığında çok çabuk etkilenir. Yani güneş ışığı aynı diğer virüslerde olduğu gibi koronavirüsünü de tahrip edici özelliğe sahiptir. Bu nedenle eğer imkanınız varsa direkt güneş ışığıyla temas kurmanız sizi bir nevi dezenfekte edecektir. Yani üzerinizdeki bu virüslerin büyük bir kısmını yok edecektir. Bunun haricinde bütün hijyen kuralları bu virüsten korunmak için geçerlidir. Yani ellerimizi sık sık yıkamak, sabunla yıkamak, bol sabun ve su kullanmak, toplu taşıma gibi ya da umumi olan her yerde temaslardan mümkün mertebe kaçınmak, işte kapı kollarıdır, duraklardır, işte otobüs ya da minibüslerdeki tutunma direkleridir. Buralardan mümkün mertebe direkt temastan kaçınırsak kendimizi bu virüsten de, hatta buna benzer birçok virüsten de korumuş oluruz. Tabii bu temaslardan tamamıyla kaçınmamız mümkün değil. Fakat bu tarz
yerlerde bulunduktan hemen sonra elimizi ve yüzümüzü ya da eğer mümkünse bütün vücudumuzu bol su ve sabunla yıkarsak, iyi bir şekilde temizlenirsek yine bu virüsün aktivitesini büyük oranda azaltmış oluruz. Bunun haricinde hapşırma, öksürme gibi durumlarda da ağzımızı peçeteyle kapatmak ya da başka bir yöne doğru dönmek, eğer bizde varsa böyle bir hastalığın başkasına bulaşmasını da engelleyecektir. Yani alınabilecek en büyük önlem bu tarz hijyen kurallarıdır. Bunun için öncelikle yapmamız gereken şey bütün virüs ve hastalıklardan korumak için yaptığımız gibi hijyen kurallarına uymaktır. Ayrıca özellikle sosyal medyada son zamanlarda gördüğüm hurafe bir bilgiyi de sizinle paylaşmak istiyorum. İşte koronavirüsü ülkemize de girdi ve tek çaresi üzüm sirkesiymiş tarzında bazı paylaşımlar görüyorum. Bu doğru bir bilgi değil. Yani koronavirüsünün çaresi üzüm sirkesi değil. Evet, sirke hijyen için gerekli bir malzemedir. Hijyen için etkili bir malzemedir. Fakat koronanın tek çaresi budur demek yanlıştır. Hatta virüslere karşı öyle çok yüksek bir koruyucu özelliği de yoktur. Ayrıca şu an için ülkemizde resmi olarak herhangi bir kayda geçmiş bir koronavirüslü hasta bulunmamaktadır. Tabii bazı şüpheli durumlar olabilir. Fakat şu an resmi açıklamalara göre ülkemizde koronavirüs ile ilgili herhangi bir vaka bulunmamaktadır. Bu yüzden de bu tarz insanları paniğe sürükleyecek haberlere inanmamakta da fayda vardır. Ayrıca dediğim gibi kulaktan dolma bilgileri lütfen itibar etmeyiniz. Şimdi gelelim bu virüsün özelliklerine. Bu virüs aslında tipik grip virüsüne çok benziyor. Yani özellikle üst solunum yollarında faaliyet gösteriyor. Yani solunum yolu virüsü. Ve bundan dolayı da aslında griple çok benzer semptomlar ortaya çıkarıyor. Yani öksürük, mide bulantısı, nefes darlığı, yüksek ateş. Bunlar koronavirüsünün taşıdığı semptomlardır. Aynı diğer grip virüsleri gibi. Özellikle yüksek ateş burada oldukça önemli bir nokta. Çünkü hızlı bir şekilde insanların test edilmesine olanak sağlıyor. Yani havalimanları gibi, otogarlar gibi birçok insanın ve uluslararası bir şekilde çalışan toplu alanların kontrolünde bu yüksek ateş semptomu seçicilik konusunda büyük önem arz ediyor. Fakat burada çok önemli bir nokta var. Koronavirüsü çok çabuk bir şekilde semptom vermeyen, belirti vermeyen bir virüs. Yani vücuda girdikten 2 ila 14 gün sonra belirtilerini göstermeye başlıyor. Yani oldukça uzun bir kuluçka süresine sahip olabiliyor. Bu nedenle bu semptomları taşımasanız bile eğer böyle bir bulaştan şüpheleniyorsanız ya da yakınlarınızda böyle bir insanın var olduğunu düşünüyorsanız belirtilerin ortaya çıkmasını beklemeden hastanelere gidip kan tahlilleri yaptırabilirsiniz. Çünkü bununla ilgili çeşitli testler mevcuttur. Yani sadece ateş ölçerek ortaya çıkarılmıyor. Bunun kan tahliliyle de daha semptomların ortaya çıkarmadan analizi mevcuttur. Bu yüzden ilk yapmamız gereken şey dediğim gibi tedbir almak. Tabii bu virüsle ilgili son özellikle günlerde ortaya çıkan bazı haberlerde şu yönde. İşte Çin'den gelen kargolardan da bu virüs bulaşabilir tarzında. Buna da şöyle bir parantez açmak istiyorum. Koronavirüsü ya da diğer birçok virüs organizma dışında çok uzun ömürlü değillerdir. Yani güneş ışığından, ısıdan, soğuktan, nemden, her şeyden etkilenebilirler ve etkinliklerini kaybederler. Bu yüzden de aslında bu koronavirüsü işte Çin'den gelen her şeyde virüs vardır algısını da bir kenara bırakmamız gerekiyor. Fakat yine de tedbirli olmakta fayda vardır. Eğer Çin ya da bu salgının olduğu başka bir ülkeden herhangi bir sipariş verdiyseniz kargonuzu açmadan önce yine de hijyen kurallarını uygulamanız ve paketi dezenfekte etmenizde yine de fayda vardır. Ayrıca paketi açtıktan sonra da içerisindeki ürünü ve tabi sonrasında da ellerinizi bol su ve sabunla yıkamanızda ve eğer varsa bir dezenfektan kullanmakta fayda vardır. Eğer bunlar yoksa virüs ya da benzeri şeyler alkole karşı da dayanıksızdır. Alkollü bir bezle de bunları silerseniz yine önlem almış olursunuz. Yani konuyu özetlersek arkadaşlar, virüsler canlı vücuduna girdiği zaman etki göstermeye başlarlar. Canlı vücudu dışına çıktıkları zamansa büyük bir kısmı yok olur. Bu yüzden özellikle canlılarla temastan, insanlarla temastan veyahut da
bu virüsün bulaşabileceği hayvanlarla temastan kaçınarak zaten bu hastalıktan korunabilirsiniz. Ayrıca bütün hijyen kuralları da yine bu hastalıktan korunmanız için geçerlidir. Bunun yanı sıra bu hastalığın en büyük özelliği aslında, en büyük özelliklerinden birisi vücut direncini düşürerek diğer hastalıklara yol açmasıdır. Yani vücut direncinizi düşürüyor ve vücudunuzda bulunan diğer virüs ve bakterilerin vücudunuzu hasta etmesine olanak sağlıyor. Bunun için de vücut direncinizi yüksek tutmanız yine bu hastalıktan korunmanız için önemlidir. Bol bol C vitamini tüketmenizde fayda vardır. C vitamini vücutta oldukça önemli bir koruyucu etmendir. Antioksidan tüketmeye özen gösterin. Özellikle üzüm çekirdeğinde, yaban mersininde, yine hakeza domateste, havuçta ve buna benzer meyve ve sebzelerde bol miktarda antioksidan vardır. Yine beslenmeniz içerisine bu antioksidanları dahil ederek sadece korona değil birçok hastalıktan korunmanız da mümkündür. Bunun haricinde de dediğim gibi zaten vücudumuzun daha öncesinde tanıdığı bir virüsün mutasyon geçirmiş hali olduğu için gerekli tedbirleri aldığımız sürece ölümcül olmayabilir bu virüs. Tabii yine de uzmanları dinlemekte fayda vardır. Bu konuda yeni açıklamalar yapıldıkça, yeni bilgiler geldikçe yine bu şekilde bilgilendirici bir video çekmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.